stole the peacock's feathers. Someone tied up the octopus. Someone unstriped the zebra. When there's a strange crime in the zoo and you're looking for a clue, you'll always find him right on track. Sherlock Yak. Sherlock Yak. Hermione right by his side. The bad guys just can't hide. If you get lost, he'll get you back. Sherlock Yak. All the trees and all the he's tough. Lean and mean and he's no fool. And he's way double cool. He won't stand for no yakety yak. Sherlock Yak. I'm on the go. Bakalım Sherlock'tan önce bulabilecek misiniz? Cennet kuşunu kim boyadı? Ah, Hermione, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim. Ah, Hermione, doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim. Heyecan verici. Harika. Cidden güzel bir şarkış. Merhaba Sherlock. Bu cennet kuşu ressamlığı hemen bırakmadı. Üstadım, sizi yıllardır hayranlıkla izliyorum. Eserleriniz harika. Aynen öyle. Tamamen aynı fikirdeyim. Naçizane ressamım. Size bir çizimimi göstereyim mi? Ah, ama bu berbat bir resim. Çok kötü. Üstadım, size yalvarıyorum, öğrenciniz olmama izin verin. Olmaz, bu kalem on. Buyurun üstadım. Bu şaşkını derhal dışarı at ve artık kimseyi içeri alma. Ne işe yararsın bilmem ki. Peki üstadım. Kürkümü çekiştiriyorsun. Özür dilerim. Sevgili sanatseverler, şimdi sizlere son başyapıtımı takdim etme vakti geldi. Çok orijinal bir çalışma olmuş dostum. Heyecan verici. Ben Marabut'um. Bu hayvanat bahçesinin sanat eleştirmeniyim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bu yeni resminiz de tıpatıp diğer resimlerinize benzemiş. Kendimi tekrar ettiğimi mi ima ediyorsunuz? Hayır, ima etmiyorum. Doğrudan söylüyorum. Bunu da yarınki makalemde... Hayır, seni ben ederim. Bir şey yazmayacaksın. Seni çok bilmiş. Basın özgürlüğüne ne oldu peki? Buna pişman olacaksın. Bu kalem ol. Sana kimse içeri almayacaksın demedim mi ben? Ne işe yararsın bilmem ki. Sürekli tıkınmayı da bırak artık. Bu ressam kuşla çalışmak pek eğlenceli değil gibi. Bu arada Hermione, bir şey diyecektim. Evet. Bu bergamot çayının tadı çok güzelmiş. Ben Sherlock Yak, buyurun. Bin dedektif şapkası adına hemen yola çıkıyorum. Arayan cennet kuşuydu. Şeklimi bozdular diyor. Bence gayet güzel görünüyor. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Başyapıtımı berbat etmişler. Ayrıca kırmızı benim rengim değildir. Başından alalım. Bugün açılıştan sonra neler yaptınız? Önce başyapıtımı arkadaki kasaba kaldırdım. Sonra da birkaç saat uyudum. Gözlerimi açtığımda müthiş bir güzellik görmek istedim. Kendimi. Peki sonra? O yüzden doğruca kasaba gittim. Evet, aynen böyle şok oldum. Sonra da sizi aradım. Çok iyi yapmışsınız. Bu arada bu kasa gerçekten güvenli mi? Açmaya kalkın da görün. Dikkat et Sherlock, bu bir tuzağı olabilir. Rahat ol Hermione. Eski hocam bana tuzaklardan kurtulma yollarını öğretmişti. Dersimizin birinci kuralı. Vazonun içinde ne olduğunu bilmiyorsan dikkatli olman gerekir. Güzel, kasanız gerçekten de güvenli görünüyor. Şimdi tekrar açar mısınız lütfen? Parmak izi yok. Çok ilginç. Bunlar da ne böyle? Bir kırmızı kalem. Alabilir miyim Sherlock?
Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bunun tablonuzda kullanılan kalem olup olmadığına baktım ve aynı mürekkep. Kalemi şimdi tanıdım. Bu Marabut'un kalemi. Onun derhal tutuklanmasını istiyorum. Bir saniye. Burada ayrıca bu tüyü de buldum. Evet, bu bir sırtlan tüyüne benziyor. Bu durumda Marabut'la birlikte o sırtlanı da tutuklayın. Sakin olun. Şu an için onlar sadece birer şüpheli. Önce gidip onları sorgulamalıyız. Moiran. Merhaba. Biz bir şey soruşturuyoruz da biri Cennet Kuşu'nun son tablosunu karalamış. Güzel. Sanat dünyası için bir kayıp sayılmaz. Bize bu öğleden sonra neler yaptığınızı anlatır mısınız? Çalışma odama kapandım ve Cennet Kuşu'nun yaptığı o resimlerle ilgili eleştiri yazımı yazdım. Yazımı yazdınız. Bu çok tuhaf. Çünkü az önce olay yerinde kırmızı bir kalem bulduk. Sizin kırmızı kaleminizi. O Cennet Kuşu'nu sevmiyorum ama sanata saygılı biriyimdir. Hem hatırlatırım, bugün kendisi sergide elimden kalemimi aldı. Doğru. Aleyhimde bir delil olmadığına göre masum olduğum gayet belli. Şimdi gidin artık. Bitirmem gereken bir makalem var. Neyse, şimdi de gidip sırtlanla konuşalım. Nasıl? Cennet Kuşu'nun son tablosunu karalamışlar mı? Doğru duydunuz. Güzelin besme yazık olmuş. Ama bu olay umarım o kendini beğenmiş Cennet Kuşu'na bir ders verir. Anlatır mısınız? Bugün öğleden sonra neler yaptınız? Sergiden çıktıktan sonra bebek bakıcılığı yaptım. Ama bu tüy size ait sanırım. Yanılıyor muyum? Evet, size ait olan bu tüyü resmin yanında bulun. Komplo kurmuşlar. İnanın bana, Bayan Soygır'ın çocuğuna baktım. Hemen kontrol ediyorum. Alo, Bayan Soygır mı? Evet. Bay Sırtlan bugün size bebek bakıcılığı yapmaya geldi mi acaba? Evet, geldi. Birlikte pek çok resim yaptılar. Oh, bu arada doğum günün tekrar kutlu olsun Hermione. Teşekkür ederim. Evet. Bay Sırtlan doğru söylüyor. Masum olduğumu söylemiştim. Şimdi biraz çekilir misiniz? Modelimi göremiyorum da. Tebrik ederim. Tıpatıp benzetmişsiniz. Aklıma gelmişken sana şey diyecektim. Nedir? Son şüphelimizi görme vakti geldi. Başka bir şüpheli mi var? Cennet Kuşu'nun aksiliklerinden usanmış birini tanıyorum. Bu kalem un. Yerinde bir tespit Hermione. Sevgili bu kalem un, bugün Cennet Kuşu uyumaya gittiğinde sen neler yaptın? Ben bir düşüneyim. Ben sana gördüğün her siliği yakalayıp yemeği bırak demedim mi? Söylesene. Of, ne işe yararsın sen? Git, gözüm görmesin seni. Çok güzel, suçlunun kim olduğunu buldum. Ya sen genç dedektif, bizi dikkatle izlediysen eminim suçluyu bulmuşsundur. Gel istersen bir toparlayalım. Cennet Kuşu yaptığı son resmi sadece kendinin açabileceği bir kasaya koydu. Ama biri o resmi kalemle karaladı. Ressam kuşa kızgın olan 3 tane şüphelimiz var. Marabut, Sırtlan ve Bukalemun. Ama bunlardan sadece biri o kasayı açabilirdi. Kim olduğunu tahmin ettin mi? Aslına bakarsanız mesele çok basit. Siz Bay Sırtlan, kasanın etrafında size ait bir tüy bulduk. Ancak suç işlendiği sırada siz bebek bakıyordunuz ve bir de tanığınız var. Size gelince Bay Marabut, kasada size ait kırmızı bir kalem bulundu. Kasaya girmenin bir yolunu mu buldunuz? Hayır. Çünkü kasaya girmenin hiçbir yolu yok. Bunu bizzat denedim. Suçlu içeri Bay Cennet Kuşu'yla aynı anda girmiş olmalı. Sen ne dediğinin farkında bile değilsin dedektif. Öyle olsa ben görmez miyim? Göremezdiniz, öyle değil mi bu kalemun? Çünkü suçlumuz sensin. Evet, duydun. Sen görünmez olabiliyorsun. Cennet Kuşu'yla birlikte kasaya girip resmi karaladın. Sonra da içeride sabırla Cennet Kuşu'nun gelip kasayı tekrar açmasını bekledin.
Olamaz! İtiraf ediyorum. Evet, ben yaptım. Onu artık tahammül edemiyordum. Bir derse ihtiyacı vardı. Bana mı diyorsun? Seni iyilik bilmez sürüngen. Derhal bir özür istiyorum. Nereye kayboldu bu? İşte burada. Hı? Evet, bu kalemun. Kendi adına ne söyleyeceksin? Sırtlanı ve Bay Maramut'u bilerek suçlu göstermeye çalışmadım. Ben kötü biri değilim. Sadece cennet kuşuna sinir oluyordum. Seni anlıyorum bu kalemun. Ama yaptığın şey cezasız kalmamalı. Aklımda çok güzel bir şey var. Ama bu sefer gözden kaybolmak yok. Söz veriyorum. Güzel. Mesele halloldu değil mi kuş? Ha? Bu arada Hermione, sana bir şey diyecektim. Ne? Cennet kuşu bunu hak etti mi? Bergamot çayını beğendin mi? Hafızamın çok iyi çalıştığını söyleyecektim. Sen saat 5:30'da doğmuştun. Evet. Sen doğum günümü unutmamış mıydın? Hiç unutur muyum? Sadece saatini bekliyordum. Doğum günün kutlu olsun Hermione.